Alo, söyle Fettah oğlum. Ne? Ne diyorsun sen? Nasıl ya? Ya sen nasıl? Ne oldu babaanne? Ah! Babaanne. Gülizar'ı kaçırmışlar. Ne? Kardeşini kaçırmışlar torun. Ne diyorsun ya? Allah'ım ne halidir şimdi? Ne halidir şimdi kızım? Anlamadım babaanne, niye kaçırsınlar Gülizar'ı? Kim kaçırsın? Ay niye kaçırmasınlar canım? Şimdi bir sürü belalısı vardır bacımızın. Babaanne çok yükselmiş tansiyonun ya. Fatoş şu tansiyon ilacını getir. Hemen getiriyorum. Aralım emniyet. Sen beni boş ver. Kardeşini ara. Kim bilir ne halleder yavrum şimdi. Ah babaanne ah. Babaanne seni bu halde bırakıp gidemem ben. Ah harap ettin kendini gerçekten. Hadi al şu ilacı iç. Al bakayım. Ya istemiyorum istemiyorum ya, ben torunumu istiyorum. Babaanne bizim hiç mi hatırımız yok ya? Lütfen hadi. Söylemeyeyim diyorum, söylemeyeyim diyorum ama sana da kıyamıyorum ki. Babaanne böyle giderse hastanelik olacaksın. Gerçekten bak yapma. Yap, değmez. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kaçırılma işi kesinlikle planlı. Bu yapımcısıyla beraber sırf reklam olsun diye düzmece bir şeyler ayarlamıştır gerçekten. Şimdi sıcacık yatağında böyle mis gibi uyumuyorsa benim de adım yine değil. Sende hiç mi merhamet yok ha? Hiç mi vicdanın yok senin? Ya sen ne ara böyle canavara döndün? Kafan nasıl çalışıyor bu hinliklere? O kız şimdi ne haldedir kim bilir? Sen hala onu suçluyorsun. Yazıktır ya, günahtır. Günah. Nasıl oldu Hayriye Hanım? Sakinleştirici verdim, çaktırmadan uyuyor. Böyle şeylere pek alışık değil tabii. Suzan ablaya da bir tane ilaç verelim ya, etkisiz hale gelsin. Ben de Murat'a yardım edeyim ha. Ya ben sakinleştirici falan bir şey istemiyorum abi. Bana bir bardak su versen yeter yani. Ya siz şu işi bir başından anlatsanıza bana. Vallahi anlatacak bir şey yok işte. Konser bittiği gibi Teksoy gelmiş, Gülizar'ı kaçırmış. Bitti gitti bu. Teksoy mu? Teksoy mu dedin? Sen nereden biliyorsun Teksoy'u? O değil, benim arkadaşım. Kulüpte tanıştık biz. Ne kulübü ya? Bak, hepinizi yemiş işte belli ki. Gördün mü? Nasıl ya? Bir dakika. Teksoy Şerif'in bir numaralı adamı. Bildiğin pavyon fedaisi. Bütün pislik işlerini ona yaptırır. Eli kanlı herifin teki. Ha, al. Şerefsiz köpek vay. İnanamıyorum ya. Ne yani şimdi bizi kandırdı mı bu adam? Neyse. Zaten avucunu yalayacak yine. Kim verir ki Gülizar'a o kadar parayı? Vallahi Mine, yani saygıda kusur etmiyoruz ama gerçekten yeter ya. Ne, yalan mı? Ama vallahi çığlık atı vereceğim şimdi ya. Aa, bunu şimdi ne yeri ne zamanı, kız kim bilir orada ne vaziyette, ne halde, sizin uğraştığınız şeylere bak. Kadın doğru söylüyor ya. Gülizar ortada yok, ne yer ne içer, kimsenin umurunda değil be. Siz nasıl kardeşsiniz ya? İnsanın burada yüreği sızlıyor. Tamam, sakin. Fethacığım tamam, sakin ol sen de, sakin ol, sakin olalım diyordun, yapma. Nasıl olsa Murat bize Gülizar'ı getirecek. Bak bulmuş izini. Bir dakika, Murat Gülizar'ın peşinden mi gitti yani? Vermeyeceğim pisliğin kurtulmasına. Aç şu telefonu hadi. Ne kahretsin. Allah'ım Murat. Mine kızım günaydın ya, rahatsız ettim seni sabah sabah, kusura bakma ama
Ben senden çok özel konuşabilir miyiz diyecektim. Tabii tabii olur. Bir dakika. Torunun buldun mu Tuğrul? Evet Veysel baba. Ne oldu seni dinliyorum. Bir şey mi oldu? Kızım seninle konuşacaklarım var. Ama bak aradığımı kimseye söyleme ne olur tamam mı? Şimdi ben İstanbul'dayım. Yani... Çok önemli bir şey konuşmak istiyorum senden. Özellikle babaannem duymasın ama olur mu? Tamam. Tamam olur ben ne yapayım şimdi nereye geleyim? Şey diyeyim ben. Evin aşağısında bir tane bir kafe var ya oradayım oraya gel. Ya size mi kaldı bana ilaç verip uyutmak? Ha? Uyuyunca geçti mi yüreğimin ağrısı? Ya babaanne bıraksaydık da kalpten gitse miydin ya? Sana da iyilik yaramıyor ya. Ay kuzum benim. Ah kuzum böyle küstüm. Kurtulmuş çok şükür. Fetah'la Suzan yanına mı gittiler? Siz niye gitmediniz? Sen niye gitmedin abisi olarak? Hadi kalkın gidiyoruz belki bize ihtiyaç var. Ay yok hanımım öyle aniden kalkmayın. Babaanne ihtiyaç olsa ararlar zaten. Torunun gelecek sakin ol. Ben çıkıyorum. Hiç kimse bir yere çıkmıyor. Gülizar'ı karşılayacağız. Sizden harika bir karşılama komitesi olur zaten babaanneciğim. Kimsenin beni gözü aramaz merak etme. Sen edepsizliği iyice eline aldın. Laf söz dinle azıcık. Ha Zemzem. Veysel, erkenden gitmişsin. Ne oldu, Murat mı çağırdı? Gülizar'dan bir haber var mı? Yok, bir haber yok henüz. Oh, Allah yardımcısı olsun kızımızın. Sen emlakçıda mısın şimdi? Yok, şimdi Muvaffak her tarafa ilan vermiş. O müşteri çıkınca arar seni. İnşallah. Kız kurtulsun da. Oğlumun parası da helal olsun Gülizar'a. Zemzem, ya dün akşam ben biraz fevri davrandım. Bağırdım, çağırdım ama... Her şey oğlumun iyiliği için biliyorsun ben ne yapıyorsam, ne söylüyorsam hep sizin için yapıyorum. Tabii. Bilirim. Neyse bak ben şimdi biraz işlerim var dışarıda. Akşam biraz geç kalacağım merak etme olur mu? Tamam. Hadi hoşça kal. Fatur, bir sade kahve yapsana bana. Yapayım. Fatur. Ağlıyor musun sen? Ya, ben üzüldüm çok. Ben çok üzüldüm ya. Kızmayın bana ama ben Gülizar'ı çok sevdim. Ama hanımıma görünmeden, çaktırmadan ağladım. Köşelerde ağladım. Ben de nasıl oyalayacağımı şaşırdım babaannemi. Sürekli soru soruyor. İşte yok niye aramadılar, biz niye gitmedik onlarla? Sürekli dedikliyor. Ne yapacağız Tuğrul Bey? Hiç haber yok. Polis de bulamamış. Bulamazsak parayı? Ay bu manyak öldürür mü Gülizar'ı? Hayır sakin ol sen. Tuğrul. Sen bana yalan mı söyledin Tuğrul? Ha? Ay hanımım. Babaanne. Ay Tuğrul be bir şey yapın buz gibi oldu. Duyuyor musun beni? Babaanne. Ambulans çağırın çabuk. Babaanne. Bir telaş aradı beni. Sat dedi yani işte değirmeni, veterinerde ne varsa her şeyi sat. Sav, bul parayı getir bana diyor. Aklı sıra Gülizar'ı kurtaracak. Anlamıyorum ya. Bunca zaman çalıştı, çabaladı, üç kuruş bir araya koydu. Bir çırpıda hepsini atıp gidiyor, silip gidiyor adam Gülizar için. Ben ne biçim iş anlamadım ki. Ben inanamıyorum.
Gerçekten inanamıyorum biz. Nasıl geldik bu hale? Veysel baba. Murat aşık olmuş Gülzar'a. Dün gece itiraf etti. Artık gözü hiçbir şey görmez ki. Sen başını önüne eğme kızım. Bu gelip geçici bir heves. Ama yani sen de böyle elin üstünde durursan açamazsın oğlumun gözünü. Sevdan için bir şeyler yapmaya çalış. Ha? Hayır, ben biliyorum. Yani senin kalbin Murat'tan başka kimseye için çarpmıyor. Bak şimdi, ona öyle bir şey yapacaksın ki bu aşk maşk neyse işte artık ondan vazgeçecek. Ömür boyu sana minnettar kalacak, boynu bükük kalacak karşında. Anladın mı? Bu hikayenin kahramanı sen ol kızım. Murat seni bırakamasın. Yani iyi de ben ne yapabilirim ki artık? Heh. İşte kızım, o parayı sen ödeyeceksin. Burayı ben vereceğim. Veysel baba sen iyi misin? Ya bizim elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmadı. Biz sokakta kaldık resmen, görmüyor musun? O iş öyle değil kızım. Yani sizin servetiniz, paranız tas tamam duruyor. Ne? Ya bütün bu olanlar, bu yaşananlar hepsi babaannenin bir oyunu sadece. Ya sen ne diyorsun? Nasıl olabilir böyle bir şey? Bilmiyorum kızım, ben de yeni öğrendim. İşte fakirlik nedir, kardeş kıymeti bilmek nedir? Onlar öğretmeye çalıştı herhalde sizi, ne bileyim ben de anlamadım. Ay yok. Lütfen aramızda kalsın, olur mu? Bak eğer babaannem duyacak olursa vallahi beni ipe çeker. Hayır, bunun hesabını verecek. Lütfen kızım, lütfen. Öfkeyle kalkıp zararla oturmayalım. Bak kızım, sen benim dediklerimi düşün. Uyanık ol. Tamam mı? Ben yardım edeceğim sana ya. Parayı ben hazırlayacağım, getireceğim. Tamam mı? Murat için kızım. Tamam. Hadi ben hazırlığımı yapıp arayacağım seni, tamam? Benden haber bekle. Balkon.